Köpeklerin Gizemli Dünyası'na hoş geldiniz. Bazen küçük dokunuşlar çok büyük problemlerin çözümünde önemli rol oynuyor. Bu bölümde komutları dinlemeyen Zeytin'i... Biraz dertli gördüm sizi. Aslanım, siz de yapacak mısınız? Bilmem. Gel. Otur. Harika. Zeytin otur. Otur. Alara ve Luna'nın filmleri aratmayan buluşma hikayesini... Orada çocuk yaşta evlenen birisi boşandıktan sonra Luna'yı yeni evine götürmüyor, sokağa bırakıyor. Ve köpek eğitim uzmanımız Ali Yeşilırmak'ın sevimli dostu Teo ile neden havuza girdiğini izleyeceksiniz. İzleniyoruz, tamam. Bekle. 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 Başlıyoruz. Bugünlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıktı. Resmen yanıyoruz. Çöl sıcakları sadece biz insanları değil, hayvanları ve bitkileri de olumsuz etkiliyor. Gel. 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 Al. Gel. Gel oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Gel. Al. Aferin sana. Gel. Gel, 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 merhaba. Su hayattır, çok önemli. Gel. 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 Hay ben sana bileyim. Gel. Aç bir köpek bu duruma biraz direnç gösterebilir. Ancak susuzluk ölümcül etkilere sahip. Yaz aylarında köpeklerin en büyük mücadele ettiği tabii susuzluk, yemeksizlik, mamasızlık ve parazitler. Parazitler yaz aylarında çok fazla çıkıyorlar. Ve hayvanları inanılmaz zor durumda bırakıyorlar. Asu ve Aytaç Ömer Melikoğlu 6 yaşındaki kızları Cemre ile birlikte sevimli köpekleri Zeytin ve Teo ile yaşıyor. Ali Yeşilırmak'a dertli bir şekilde başvuruda bulundu bu aile. Biraz dertli gördüm sizi. Evet. Evet, maalesef. He? Maalesef. Kalabalık ve dertli mi? Çok dertli. Şimdi sırayla birkaç soru soracağım size. En ufaklık Zeytin'di. Evet. Kaç yaşında? Bir yaşına yaklaşıyor. Bir yaşında. Yavruluktan beri siz değil mi? Evet. Evet. Cemre kaç yaşında? Cemre de 6. O da yavruluktan. Pardon, yani Cemre'ye sormalıyım. Evet. Cemre kaç yaşındasın? 6. Harikasın. Ve Teo benim çocuğumla 5 yaşında. Olamaz bence. Olamaz. Kaç yaşında o? Teo 2 yaşına gelmek üzere. 2 yaşına gelmek üzere. Evet. Teo yavruluktan beri sizde. O da yavruluktan beri bizde. Peki bir border collie ve ismin Teo olması, benle de aynı kaderi paylaşıyor olması, benim çocuğumun ismiyle aynı isme sahip ve o da bir kahve beyaz bir border collie. Genel anlamda sıkıntılarımız nedir? Genel anlamda sıkıntılarımız, Cemre Hanım çok hareketli bir çocuk. Maşallah. Maşallah. Bir de bunlar tabii bize geldiğinde Cemre daha da ufaktı. Cemre ile beraber büyüdük. Evet. Aslında burada Cemre'ye katkılarını da size bir ara sormak istiyorum tabii. Evet. Hani gelişim çağında çocuğa olan katkılarını sormak istiyorum. Ama şimdi bir lokal problemlerimiz nelerdir? Lokal problemlerimiz Cemre çok hareketli, Teo bir o kadar hareketli. Ama o bir border collie, evet. Cemre de Cemre. Cemre de Cemre. Cemre'ye yapacak bir şey yok. Artı bu ekibe bir de Zeytin katılınca evin içi birazcık... Yapma, Cemre kalmış. Çarşı pazar. Evet. Zeytin bıraksana. Kaçın? Peki ev bahçeli mi yoksa hareket alanları geniş mi? Dairesi bir apartman ve 90 daire. Metrekare. İşte hepimiz beraber içinde yaşamaya çalışıyoruz. Ama alıştık. Benim anladığım kadarıyla 3 tane gelişim çağındaki canlının ev içerisindeki aşırı hareketleri, doğayı tanımlama çabaları diyeyim. Evet. ve merakları diyeyim, evde bir kaos oluşturuyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bir de çözüm üretir misin Cemre Hanım? Ne yapmamız gerekiyor sence Cemre? O kaosun başlangıcı olduğu için. Dur bakalım ne cevap verecek. Cemre'cim bu konuda hakkındaki fikirleri nelerdir? Nasıl kontrol altına alalım Cemre? Evde ne yapabiliriz mesela? Benimle oyun oynayıp beni sakinleştirmeye çalışabilirsiniz. Ha. O zaman sen sakinleşir misin? Güzel. Çözümlerimizin arasında bu da var. Dünyalar tatlısı Cemre kendince güzel bir çözüm buldu. Bakalım Ali Yeşilırmak, evin diğer üyeleri Teo ve Zeytin'in sorununa nasıl çözüm bulacak? Şimdi öncelikle bir alanda bu ufaklıkları bırakacağız ve bir göreceğiz. Genel anlamda sorunu genel anlamda ele aldığımız zaman yani 3 tane hareketli canlı ve bunların hepsinin birden kontrolü. Çok fazla doğruya ulaşma şansımız biraz daha azalıyor. Lokal gitmemiz lazım. Bir şey söyleyeceğim, suyumu alabilir miyim? Alabilirsin tabii ki. Git al suyunu hadi. 2 dakika. Oh. Genel anlamda tek tek bir bakmamız lazım. Tek tek kontrolü ele alırsak ondan sonra bu ayrı ayrı aşama aşama yaptığımız uygulama bize bütün halinde doğruyu getirecektir. Ali Yeşilırmak öncelikle Zeytin'le iletişim kuruyor. Bir de Zeytin'i alabilir miyim? Tabii buyurun Zeytin'i. Zaten. Ya bakalım be. Hop. Merhaba. Merhaba. Merhaba Zeytin, hoş geldin. Beni de yaladı. Oy Zeytin. Oy Zeytin. Bu da Cemre, gel seni de seveyim. Aferin. Güzel çocuk seni. Bunu böyle yavaş hareketlerle, çok yavaş hareketlerle seveceksiniz, tamam mı? Şimdi hareket zamanı. Bir evin içinde Cemre, Teo ve Zeytin'le canı burnuna gelen Asu, sonucu en çok merak eden isim. Evde bütün yük onun omuzlarında. Şimdi enerjisini atmayan köpekler ve gelişim çağında çok dinamik yapıya sahip olan köpekler, eğer bir kontrol mekanizması oluşturulmazsa ciddi anlamda o hareketlilikleri sorun yaratabiliyor. Ve bu bize bir kontrol mekanizması oluşturduğumuz zaman aynı zamanda köpeğimizle daha konforlu vakit geçirebilmek için de bize bir fırsat oluyor aslında. Hem onunla beraber bir eğitim yaparken hem de bir aktivite yapmış oluyoruz. Evet. Hani bunu spor olarak da değerlendirebiliriz aslında. Bir de Ali hocam bence Cemre'nin bizim diğer çocuklardan daha fazla eğitime ihtiyacı var gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Yani alıyorsanız bunu da bırakabiliriz. Cemre'yi de mi eğitelim diyorsunuz? Yani mümkün pek olacağını zannetmiyorum ama. Cemre gel. En azından komut alıyor. Cemre bekle. Bekle. Gel buraya, yanıma gel. Yanıma gel. Aferin, çak. Harika ya bu eğitimle. Dışarıda özellikle köpeklerimiz ve çocuğumuzla birlikte dolaşırken bir koordinasyon problemi yaşıyorduk. Bundan dolayı da Ali Hoca'ya başvurduk. Bugünkü ailemizin aslında çok ciddi bir problemi yok. Ama baktığınız zaman, onlara sorduğunuz zaman ve dışarıdan bakıldığında evet kontrol. Yani bir dokunuş olmazsa bu problem aslında ciddi bir problem. Bazen küçük dokunuşlar çok büyük problemlerin çözümünde önemli rol oynuyor. Takip. Rahat yürüyüş istiyorum. Fakat beni de rahatsız etmeden, çekiştirmeden yürümesini istiyorum şu an. Ya hayır, hayır Cemre, hayır. Aferin sana. Cemre, hayır. Cemre. Otur. Bir köpekten daha zoru enerjik ikinci bir köpektir. Ama bir avantajınız var. Zeytin küçük ırklı köpek ve kontrolü daha kolay. Cemre, zeytini sana vereceğim. Çok kayışı çekmeyeceksin, tamam mı? Sol tarafında nasıl yapıyordun? Öyle mi? Öbür tarafına al. Gel buraya. Evet. Öyle mi? Evet, tut kayışı. Bunu da tut. Böyle mi tutuyor? Evet, tutuyorsun böyle. Hadi yürüyorsun şimdi. Harikasın. Harikasın Cemre. Bana doğru gel. Çok güzel gidiyorsun. Yavaş yürü Cemre. Çok güzel. Köpeğinle de konuşmayı unutma Cemre. Aferin kızım, aferin Zeytin. Dikkat et. Geç oradan haydi. Şimdi dön, tekrar yürüyorsun. Çok güzel yürüyorsunuz bu arada. Cemre ve Zeytin uyum sağlamaya çalışıyor. Çok güzel. Köpekler son derece işbirliği içerisinde. Burada önce lokal yani birebir, sonrasında bütün halinde konuyu ele almaları gerektiği konusunda taktikler verdik ve sergiledik. Bunu da gösterdik. Ailede bunu layıkıyla pratiğinde yanımızda yaptılar. Bundan sonraki süreçte eğer ki önce tek tek, sonrasında grup halinde çalıştırmalara devam ederlerse bence çözüm odaklı çok daha güzel sonuçlar alacaklar. Ali Hoca bugün bize ne yapmamız gerektiğini temel anlamda gösterdi. Evet, evde de düzeni sağlamakta biraz zorlanıyorduk. Bundan sonra bu yöntemleri uygulayarak daha düzenli bir evimiz olacak diye umuyoruz. Bazı hayvanlar serin sularda serinlemekten büyük keyif alır. Şimdi köpek eğitim uzmanımız Ali Yeşilırmak ve sevimli dostu Teo havuza girecek. Ancak bu havuz sefası sadece serinlemek için olmayacak. Merhabalar. Bugün köpeklerimiz yüzerken nelere dikkat etmeliyiz? Onları suya nasıl alıştıracağız? Burada çok önemli birkaç tane nokta var. Onlardan size bahsedeceğiz. Öncelikle suya girmeden önce şunu söylemeliyim ki köpeğimiz havuza ya da denize, bir kere havuz ve deniz, yani köpeğin yüzmesi onun için muhteşem bir aktivitedir. Eğer imkan varsa kesinlikle bu yapılmalıdır. Ama bunu yaparken de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Köpeğimiz suya ilk etapta direkt sıcak bakmayabilir. Yani biraz geri durabilir. Biz burada ne yapacağız? Onu teşvik etmek için sevdiği bir oyuncak veya bizimle beraber hani suya yavaş yavaş, aşama aşama sokarak onu suya alıştıracağız. Asla ve asla köpeğinizi alıp da suya atmayın. Bu köpekte travmatik bir durum oluşturur. Akabinde suyun yanına dahi yaklaşmaz. Köpeğimizi alıp suya, hani iyi niyetle tabii ki, yüzsün diye kesinlikle atmamalıyız. Atarsak dediğim gibi bonda travmatik bir durum oluşturur ve suya bir daha yaklaşmaz. Burada aşama aşama ilerlememiz gerekiyor. İlk etapta kontrol anlamında açık denizde de olabilir, havuzda da olabilir. Köpeğimizin işini bir tık kolaylaştırmak için, köpekler doğuştan yüzücüdür ama suya alışması zaman isteyebilir. Köpeğimizin işini bir tık kolaylaştırmak için ona can yelekleri var. Onlar için özel can yelekleri var. Onun yüzmesini daha rahat bir şekilde sağlayabilir. Önce ben kendim gireceğim. Köpeğime güvenli bir ortam olduğunu, onun için tehdit oluşturacak bir ortam olmadığını ifade etmek anlamında önce ben kendim gireceğim. Sonrasında oyuncaklarla Teo'yu suya girmesine teşvik etmeye çalışacağım. Asla ve asla onu zorlamayacağım. Çünkü zorlarsak ters tepebilir. Bunu biraz önce söylemiştim. Suya girdikten sonra onu kendi haline bırakmayacağım. Biraz ona destek olacağım. Yapmanız gerekenler bunlar. Sonrasında zaten o alıştıktan sonra, o ritmik hareketleri gördükten sonra, o şaşkın darmadağın hareketlerden bahsetmiyorum. O yüzmesinde bir ritmik bir hareket kazanacak. Onu gördükten sonra oyuncak atabilirsiniz. Sevdiği bir obje atabilirsiniz. Bu şekilde suyun içinde ona bir hareket sağlamış olursunuz. Her köpek doğuştan yüzmeyi bilir. Ancak bazı köpekler suya girmeyi sevmez. Ali Yeşilırmak buz gibi havuz suyuna önce kendisi girdi. Su çok güzel Teo, gelsene dese de Teo, Ali'nin yüz ifadesinden suyun soğuk olduğunu anladı. Teo suya girmemekte kararlıydı ki işte bu minik kaza yaşandı. Dinlendiriyoruz. Dinlendiriyoruz. Tamam. Dinleniyoruz. Tamam. Bekle. 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 Kendi atladığı için biraz panik oldu. Onu dinlendiriyorum şu an. Bekle. Destek olarak yavaş yavaş. Tamam. Tamam. Teo gel. Al onu gel. Aferin. Gel buraya. Teo. 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 Gel. Gel. Aferin. Al. Teo. Al. Al. Teo artık suya alıştı. Top oyunu da çok sevdi. Bakın ritmik hareketleri yakalamaya başladı. Üzerindeki can yeleği onu çok rahatlatıyor. Şu anda güvenli bir ortamda. Sadece alışsın diye can yeleğini taktım. Bravo Teo. Buraya onu rahatlatmak için, dinlendirmek için kollarımla beraber dinlendiriyorum. Bakın. Çünkü yüzme vücuttaki bütün dinamikleri harekete geçiriyor. Kondisyonu çok yeterli değilse arada bir dinlendirmek gerekiyor. Vücut biraz kendini rölantiye alsın diye. Şerif oyuncağı gösterip. Hadi. Geç. Gel oğlum. Tamam. Evet. Karşı. Evet. İstediğimiz bu. Harika. Gel. Aferin. Teo dön. Dön. Koş. Gel. Harikasın oğlum. Harikasın. Buraya. 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 Kolunuzu açtığınız zaman köpek ona şartlanıyor. Ve suyun içinde onu dinlendirmek için kolunuz aslında bir istasyon oluyor. Kolumu bir açı yapıyorum. Açıyorum. Ve orada duruyor. Şimdi Alara Altınoğlu'nun evine konuk oluyoruz. Alara'nın köpeği Luna ile tanışma hikayesi hayli hüzünlü. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sizi sormalı. Lunis bu mu Lunis? Evet. Merhaba. Merhaba. Sen öpücük ver. Oh. Geçelim mi? Hadi buyurun. Gel bakalım Teo. Alara nasılsın? İyiyim Ali hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Vallahi biz de iyiyiz. Bu çocuk için geldik, bu çocuğun hikayesi için geldik. Aslında bir sorununuz var ama bir de bu çocuğun bir hikayesi var. Evet. Sahiplenilme hikayesi var. Nereden nereye, öncesi sonrası. Çok trajik başlayan ve çok mutlu biten bir hikayesi var açıkçası. Bunu senden dinlemek isterim. İlk sahiplenme süreci nasıl oldu? Problemine geleceğim ama probleminden önce bunu izleyicilerimizin de gerçekten öğrenmesini, görmesini istiyorum. Bakılınca sevgiyle, sabırla ne hale geldiği bu pamuk çocuğun aslında bu çocuk işler acısı bir durumdaydı. Evet, aynen öyle. Bunu senden dinlemek istiyoruz. Luna ile biz 2 sene önce tanıştık. Sosyal medyada gördüm ben Luna'yı. Çok bitkin bir haldeydi açıkçası, çok kötüydü. Fotoğraflarını gördüm. Gerçekten evet. Artık yaşamak istemiyor gibi sokakta yaşamış bir köpek çünkü. Aynen. Orada çocuk yaşta evlenen birisi boşandıktan sonra Luna'yı yeni evine götürmüyor, sokağa bırakıyor. Orada köydeki çocuklar buluyorlar Luna'yı ve ahıra bağlıyorlar. Ahırda bakmaya başlıyorlar. Sonra öğretmenlerine söylüyorlar, biz burada köpek bakıyoruz diye. Onlar da sağ olsun öğretmenleri de bakımlarını üstleniyor Luna'nın, gözlerini iyileştiriyor. Çünkü çok hastaydı başlarda Luna. Çok kötü durumdaydı ya. Ben fotoğraflarını gördüğümde kıtık çok içerisinde çok kötüydü. Yani. Ve çok da travmatik bir çocuk aslında. Çok havlayan bir çocuk o yüzden. Yani başka köpeklere karşı böyle Teo ile oturduğuna bakmayın. Ona alışık olduğu Teo bir için. Güven veriyor aslında. Güven ona çok, evet. Yani güven ve sevgi verdiğiniz sürece aslında Luna çok sakinleşiyor. Ama çok zor bir süreçten geçtik. O yüzden de zaten size geldik. Teşekkür ederiz. Yalnız gerçekten hayvanı resmen hayata döndürmüşsünüz. Sevgi ve biraz bakımla aslında her şey yoluna giriyor. Aslında genel anlamda bu böyle değil midir? Yani evet. Sevgi, sabır, aynen yani öyle. İyi niyet. İnsanlarda da aslında karşılık böyle. Karşılık beklemeden yapılan işlerin çoğu pozitif sonuç veriyor. Aynen öyle. En güzel örneğini bir canlı Luna kızda gördük. Hatta bir şey daha duydum ben. Babanız söyledi. Memelerinden yani doğru süt geliyordu. Süt geliyordu. Geldiğinde. Muhtemelen yavrulanmış bile evet. Olabilir. Ya yavruları vardı, onları bulamadılar. Ya psikolojik olarak veteriner öyle bir şey de söyledi. Psikolojik aslında olarak da köpek için çok ciddi bir travmadır. Çok hani yavrularından vardı. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Orası bir kocaman evet. Bir soru işareti. Memelerinden süt geliyor. Yüksek olasılıkla memeleri de hafif sarkıttı. Evet. Yüksek olasılıkla yavruları oldu. Yani dolayısıyla yavrularından koptu, hani öldü mü, koparıldı mı, hastalandı mı? Şimdi o da bir anne gerçekten çok muhtaç bir hayvan. Çok kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren bir canlı ve onun üstüne bir de yavrularından öyle düşünüyoruz. Ayrıldığını düşünürsek çok ciddi bir travma. Bunun üstüne sizdeki tabii ki o bakımdan sonra özgüveni falan yerine geldi. Tabii yani bize ilk geldiğinde günlerce hiç koltuktan kalkmadan yattı. Aman. Hiç uyudu, hiç uyanmadı Luna, bile. Luna, kızım gelecek mi bana? Gel. Seve seve, gel, bayılır. Gel bana gel. Gel bakalım gel. Gel biraz sevelim seni biz. Evet bu da Luna. Aha. Çaklıt. O da abimiz Çaklıt. Bu ilk köpeğiniz herhalde. O ilk köpeğimiz. Biraz bu sorunsuz. O sorunsuz, o bir salon beyefendisi. Çünkü onun gayet bizi karşıladı yok. Falan evet, böyle evet, kendi özgüvenle. Luna içerideydi sonradan geldi değil mi kızım? Oy. Sana ve ailene gerçekten hani teşekkür etmemiz gerekiyor. Hatta az kalır teşekkür. Böyle bir çocuğu hayata döndürülmüşsünüz. Yok, yani onun mutluluğu... O da ikinci baharını yaşıyor gibi. Evet evet. Yani mi? Onun mutluluğu ve onun bana duyduğu güven ve sevgi benim için oy. Her şeye bedel. Peki bu güven özgüven yüksekliğine dönüşüyor. Evet biraz. Çünkü çok kötü koşullarda yaşadığı için bu çocuk çok sevgi dolu bir aileye yuvasını açıyor bu aile. Ve geçmişini de bildiğimiz için o çok kötü koşullarda yaşadığı fotoğrafları, videoları da gördüğümüz için siz tabii ilk başlarda Luna ne yaptıysa hepsine sevgiye boğdunuz, tölere gösterdiniz. Evet. Ve bu da Luna'da ne oldu? Özgüveni çok daha fazla yukarılara çıkmasına sebebiyet verdi. O bizim sahibimiz gibi oldu. Evet, yani dolayısıyla o da köpekte bir takım davranış... Ya travmatik geçmişini hiçbir zaman göz ardı edemezsiniz. Bu da... köpekteki bazı davranışları aile tarafından olumsuz olarak geri döndüğünü bize gösteriyor. Yani nedir? Özgüven burada olması gerekirken buraya çıktığı noktada bunun sebebi nedir? Bu aradaki katın sebebi nedir? Luna'nın geçmişte yaşadığı çok acı günler ve ondan sonra çok güvenilir bir aile yuvasını açıyor. Ona sevgiyle, şefkatle yaklaşıyor ve Luna bir hata yaptığı zaman ilk geldiği günlerde şimdi Luna'ya nasıl hayır diyeceksin diyemiyorsun haliyle. Hep böyle sevgi ve tebessümle buna karşılık evet, verildi. Bağırmayın benim kızıma oluyor biraz. Evet çünkü hep geçmişi gözünüzün önünde. Evet. Bu çocuk ahırdaydı, bu çocuk çok kötü koşullardaydı, her tarafı yara bereydi, hastaydı. Hep bu fotoğraf aklınıza geldiği için Luna herhangi bir şekilde olumsuz bir hareket yaptığında buna hiçbir karşılık vermediniz. Evet. Bu da haliyle özgüveni olması gerektiği yerden pat yukarı doğru taşıdı. Orada da bize karşı yani bizim gözümüzde sorun veya işte problem evet. Diyebileceğimiz birkaç hani büyüğünden küçüğünden bahsetmiyorum aslında. Ama problem. Şimdi genel anlamda Luna ile yaşadığımız problemler nedir geldiği günden beri? Hani aslında ben niye buradayım aslında? Geldiği günden beri en büyük problemimiz havlaması Luna'nın. Diğer köpeklerle hayvanlarla iyi anlaşamaması. Çünkü sokakta yaşarken başka köpeklerden dayak yemiş bir köpek. O yüzden diğer canlılarla karşılaştığında biraz strese giriyoruz. Havlamasının sebebini ben size söyleyeyim. Diğer köpeklerden işte bir şekilde olumsuz davranışlar gördü. Yani darp gördü diğer köpeklerden. Ve o zaman çok acı da çektiğini tahmin ediyoruz. Şimdi öyle bir ortam yok uzun zamandır. Çok daha güvenli bir ortam var. Bu güven ondaki güven... Yani özgüveni tetiklediği için o da artık güdüler devreye giriyor. Dürtüler iteklenmeye başlıyor. Dolayısıyla orada havlama, agresyon herhangi bir vukuatı yok diye düşünüyorum. Birisini ısırdı mı veya bir canlı? Yok, hiçbir zaman yapmadım. Isırmadı. O kuru gürültüden bahsediyoruz, değil mi? Kuru gürültü, aynen öyle. Tam dediğim gibi. Bu kuru gürültü artık kendi güvende hissediyor ve ufak ufak atak yapmaya başlıyor. Ve tamamen bu kuru gürültü. Yani sonu olmayan ataklardan bahsediyorum. Yani eylemselleştiriyor fakat finalize etmiyor. Hmm. Bu bir kere iyi bir şey. Hani bir de insanları, misafirleri ısırdığını... Yok, hiç onu yapmıyoruz. Yani öyle bir fotoğraf da olabilir bu arada. Kapı çaldığında çok havlıyoruz ama hiçbir zaman gidip de bir taşkın bir hareketimiz olmuyor yani. Allah'ım! Bir bakın buna dostlar. Ne oldu? Bir bırakın, Teo gel buraya gel. Hadi bakalım. Hadi git koş. Koş Luna'nın yanına koş. Vallahi bugün çok acı başlayan ve güzel biten bir hikaye dinledik. Problem benim için problem değildi. Evet, bir problemim, evet. Ama ondan daha öte Luna'nın yaşadıkları ilk günden bugüne kadarki hikayesi çok kötü başlayan ve çok güzel biten bir hikayesi var. Ben oraya çok odaklı kaldım. Çünkü insanlar, yani böyle insanları gördüğünüz zaman yapmakta olduğumuz işe de, mücadelemize de bu tarz insanlar bizi motive ediyor. Luna için bakalım Ali Yeşilırmak'ın nasıl bir çözümü olacak? Luna otur. Aferin benim beyaz kızıma. Aferin sana. Bir bakar mısınız buna? Buna bir bakar mısınız? Buna bir bakar mısınız? Allah'ım. Ne oldu? Ne oldu? Kız. Ay çok yaşa. Şu an herhangi bir sağlık problemi var mı? Yok, hayır. Yok, gayet sağlıklı maşallah. Luna. Hı. Hayır. İtaat konusunda iyiyseniz aslında sıkıntımız itaati genel problemimizle birleştiremiyoruz. Evet. Yalnız öbürünün hiç konuyla alakasız olması. Heh. Şimdi bir hayır de. Hayır. 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 Çok güzel. Hayır. Çok güzel. Hayır. Hayır. Çok iyi Alara. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir şey dikkatimi çekti. Çaklık tetikleyene kadar evet, havlamadı. Bu çaklıkta da var mı problem? Çaklık şu anda var. Normalde böyle kapıya karşı yok. Ama mesela evet bir havlar gibi oldu. Sustu. Çaklık havlayınca birbirlerini tetikliyorlar. Tetikliyor. Evet evet. Yani dolayısıyla yani burada şuna da dikkat etmeniz lazım. İki köpek birbiriyle artık koordineli hareket ediyor. Evet. Dolayısıyla birinin hareketi diğerinin hareketini tetikleyebilir. Evet, bazen bozabiliyor. Aynen. Bak. O havlayınca kaynağı bilmese bile bir dikkat kesiliyor. Evet evet. Lütfen kapıyı tekrarlayalım. Bir deneme daha yapıyoruz. Hayır, bekle. Şimdi önden vereceğin hayır, hata yapmasa bile artık kulaklar dik ya. Hı hı. Yani burada aslında köpekten bir adım önde olmuş oluyorsun Alara. Ne demek istiyorum? O hatayı tam sana göstermeden hata yapmasının önüne geçmiş oluyorsun. Kulaklar dikildi, şimdi böyle bir problemi var, bunu biliyoruz. Zil çaldığı zaman bu hayvan havlıyor, tam havlayacak daha havlamadan... Yani onun aklından geçenleri bir nevi o daha eylemselleştirmeden tahmin edip önlem almış oluyorsun. Bu açılım budur. Yani şu anda hayır Luna bekle. Havladı havlayacak. Havlamak istiyor. Ben orada hayır dediğim zaman aslında durup dururken verilmiş bir hayır değil bu. Hani havlama. Çünkü havlamak aklından geçiyor. Çünkü problemimiz bu. Anlatabiliyor muyum? Hayır bekle. Şunun susması bile bir mucize. Harika. Şimdi sev köpeğini. Şimdi bundan sonra yapacağın adım şu. Her zaman tasma elimde böyle bir senaryo mu yapacağım? Hayır. Bu geçiş. Köpek şartlandığı noktada köpeğini artık serbest bırakabilirsin. Serbest bıraktığında yine havlayabilir. Yani burada ya olmuyor deyip de kenara çekilme. Ondan sonra bu hata ömür boyunca devam eder. Olmuyorsa tekrar en başa döneceksin. Bu yaptığını tasmalı bir şekilde tekrar yapacaksın. Emin ol 3-5 seferden sonra bunu keser. Yeter ki sen kararlı, istekli ve emin adımlarla ilerle. Yapman gereken tek şey bu. Tamam. Tamam. Anlaştık. Tamamdır. Luni. Ama vahşi yaşamın tüm ayrıcalıklarını ve heyecanını yaşayabileceğiniz bir yere gidiyoruz. Masallar Diyarı'nın kapısını birlikte aralıyoruz. Poniler, pelikanlar, lamalar, keçiler, kazlar... Aklınıza gelebilecek her türlü hayvana ev sahipliği yapıyor Polonezköy'deki bu yapay cennet. Başınızı kaldırdığınızda sizi bir baykuş selamlayabilir ya da bir tavus kuşu olağanca heybetiyle karşınıza çıkabilir. Ceylanları ellerinizle besleyebilir, minik maymunlarla oynayabilirsiniz. Polonezköy'deki bu vahşi yaşam habitatında neler oluyor? Veteriner hekim Azmi Elhan Atik'ten öğrenelim. Burası İstanbul'un içinde olup dışındaymış gibi olan ormanın içinde ama özellikle rehabilite edilen yani yaban hayvanı ve çiftlik hayvanların bir arada bulunduğu, kanatlıların, sürüngenlerin bir arada bulunduğu ama onlara bir doğal yaşam verilmesi çalışılan ama rehabilitasyon altını çizmemiz gerekirse kurtarılan hayvanlar. Çok önemli Ali'ciğim. Evet, evet yani... tamamen Anadolu'da kurtarılan vahşi yaşama ait olan hayvanların burada sen birçok hekimliğini de yapıyorsun, evet, ameliyatlara evet, giriyorsun. Hem evet, tedavilerinin yapılması evet, hem de onlara doğal yaşama yakın değil bence direkt doğal yaşamdayız. Ben çünkü bütün ekip aslında çok şaşkınlıklar içerisinde. Ne mutlu. Aslında ne diye geldim ve neyi gördüm çok enteresan bir kayıt oldu bu, benim için de. Evet, her şey iç içe. Yani hayvanların yaşam alanında gezinti yaptık. Yani doğal yaşam ortamlarında ve hayvanların kardeşliğini de gördüm aslında. Hani biz insanlar 3 kişi 5 kişi bir araya geldiğimiz zaman paylaşamayacağımız bir nokta buluyoruz. Bravo. Kesinlikle. Ama o hayvanlardan öğrenmemiz gereken, ders almamız gereken o kadar çok konu var ki. Hepsi iç içeydi. Çok vakit geçirdim Ali'cim burada. O kadar çok vakit geçirdim ki bu söyleyeyim benim için bir 12 yıla dayanıyor. O sürede bir yaprağın sararıp düşmesi o doğal hayatın geçişi gibi burada yaban hayvanı ve çiftlik hayvanların bizim bildiğimiz dünyanın dışında. Evet ben veteriner hekimim söylediğim gibi ama biz petler üzerine ağırlıklı, kedi köpek üzerine biliyorsun. Yani bizler fakültelerimizden mezun olduğumuz zaman bile yaban hayvanı üzerine bir aslında bir tecrübemiz yok. Ben de 12 yıllık macera içindeki buradaki o doğal yaşantıyı o kadar çok gördüm ki ve benim için en esprili yanı az önce senin söylediğin gibi burada kurtarılma hikayeleri. Bir de şöyle bir durum da var, hani burada bir maymun görebiliyorsunuz, maymun çeşidi. Aslında o devlet yetkilileri tarafından illegal, biliyorsun ülkemizde yaban hayvanına bakmak bunlar ya. Bir yılanı alıp bir piton yılanını evde besleyen insanlar görüyoruz. Biz ne oluyor? Bir ihbar ya da devlet yetkilileri gidip el koyuyorlar ve ondan sonra olabildiğince doğal hayatındaki bir yer olan, adres olan buraya teslim ediyorlar. Yani burada devam ediyor. Anladım. Yani burası rehabilitasyon anlamında onun için ön plana çıkıyor. İnanılmaz bir yaşam alanları var ve hayvanlar bundan çok mutlu. Yani flamingolara şaşırdım az önce. Onu söyleyeceğim ben hocam size. Yani flamingolar gördük. Üstü açık. Üstü açık. İsteseler gidebilirler ve hani uçup tekrar geliyorlarmış. Orada bir habitat var. Evet. Orada bir yaşam formu var. Ve hayvanlar bundan mutlu. Ve biz onların o yaşam formunun içinde aslında şöyle bir gezinti yaptık ve tekrar bizi böyle bir silkeledi aslında hayvanlar. Yani bak, yani hayvanlar kardeşçe yaşayabiliyor. Yani biz nasıl başarıyoruz? Ya biz nasıl bunu? Ve çok çeşitli dediğin gibi, yani o alandaki gördüğümüz emu, yanında kızıl geyik, bunlar normal doğalarında bile bir araya gelmesi çok zor olan ırklar, türler dediğin gibi bir arada huzur içinde, keyif içinde yaşayabiliyorlar. Peki o flamingolar nasıl gitmiyor hocam? Çok memnunlar hakikaten. Oradaki mikrobiyota, senin az önce söylediğin gibi o yeşil, bazen hayvansever grupları ya da bilmeyenler eleştirisel yaklaşıyor. Kirli bir su dedikleri su yıllar içinde o hale, o kadar kıymetli ki. Yani temiz besin su koysan değeri, oraya, içme suyu koysan o yaşamaz, durmaz. Onu günlük temizlesen bir akvaryum gibi durmazlar zaten. Ya hocam, işte onların arkadaşları şu an Van Gölü, tam o aylardayız. Van Gölü üzerinde şu an flamingolar dinleniyor ama bizimkiler pas geçiyor. Pas geçiyor ve hiçbir yere gitmiyorlar. İnanılmaz bir ortam var. Gerçekten denk geldi. Çok da keyif aldım. Çok mutlu oldum buradayken denk gelmenizle. Hakikaten çok keyifli oldu benim için. Her şeyde bir hayır vardır. O da bizim için de iyi oldu. Evet. Şimdi biz petlere dönecek olursak Elhan hocam. Yaz geldi. İnsanlar pikniğe gidiyorlar. Yeşil alana çıkıyorlar. Ormanın yürüyüşlere çıkıyorlar. Tabii ki yazla beraber paraziter durumların, özellikle dış paraziter durumların da hayvanlar üzerindeki olumsuz etkileri iyice böyle bir göz önüne geliyor. Yani piridir, kenedir, yani bunlarla alakalı sizin kedi köpek sahiplerine vermeniz gereken nasihatler, direktifler var mıdır? Sevgili kardeşim, bu sezonda en çok dikkat edilmesi gereken şey aslında dediğin gibi topraktan çok aç şekilde çıkan, kış boyu yatarlar, pirekenelerden bahsetmek istiyorum öncelikle. Bizim bu vampir parazitler dediğimiz aslında amaçları biliyorsun, hayatta kalmak için kan emsinler. İşte buradaki sıkıntı şöyle başlıyor. O kan emmek için deri altına yerleş, işte o ağız organelleriyle tutunduktan sonra 3-4 saat içinde hastalığı kusmaya başlıyorlar. Bunu da genel bilgi olarak, teknik olsun diye söyleyeyim. Lütfen. Çünkü insanlar çok panik olabiliyor bazen. Üzerinde keneyi gördüm, hemen aldım ama bir şey olur mu? İşte aldım ama ertesi gün fark ettim, bir şey olur mu? Peki almak doğru mudur, keneyi gördüm? Almak doğrudur ama yani doğru şekliyle almak. Onun bırakmasını sağlamak öncelikle. Yani ben bitkisel bazda daha çok işte okoliptüs gibi, kekik yağı gibi üzerlerine bir damla alkol türevlerini hiç sevmem. Onu belki de bir düzeltmiş oluruz. Herhangi bir pire hareketlidir biliyorsun. Oradan ama gidelim, kene tutun. Kafasını ve en çok şeyi geçirme ihtimali, işte not olarak vermemiz gereken de kan parazitleri sevgili dostum. İşte bu kan parazitleri o kadar da sinsi ilerler ki o küçücük kene, hani bizdeki Kırım Kongo gibi. Biliyor ya insanlarımız, onlarda Kırım Kongo yok ama nasıl sinsice gidip vücuttaki kırmızı kan hücrelerini parçalıyor, anemi dediğimiz kansızlığı yapıyor ve çok ciddi bir dahili probleme dönüşüyor. Aynı şey kedi köpeklerimiz için de var. Yani o keneyi koruma çok önemli. Yani üzerine gelmesini engellemek ya da geldiği zaman o 3-4 saat geçmek. İlk madde bu. Yani kenenin gelmesini engellemek, korumak. Bu ana maddemiz. Doğru. Bununla alakalı uygulamalar var. Çok güzel. Bunları ihmal etmememiz lazım. Asla. Herhalde en önemli vereceğimiz tavsiyelerden bir tanesi bu. Özellikle bu sezonda dediğin gibi, yani anlatmamız gereken en önemli iş koruyucu. Çünkü biz hekimliğe hep küratif ve profilaktik deriz. Koruyucu, profilaktik hekimlikte mutlaka hekimlerine danışacaklar. Ona uygun, işte uzun tüylü bir köpekte, kedideki kullanabilecek harici, işte hepimizin bildiği tasma şeklinde, ense damlası şeklinde, tablet şeklinde, bunlar her canlıya uygun değil. Bunu veteriner hekimleri, onların kedi ya da köpeklerine hangisi uygunsa o evlada, ona uygun ürünü verdiğinde özellikle koruyuculuk, bu çok önemli. Koltuk altı, kulak arkası, pati altları, kuyruk arkası. Yani köpeğin bile kendine çok ulaşamıyor. Şimdi bir köpeği şöyle düşün lütfen. Arkaya yapışsa kene şöyle atabilir. Ama o kene akıllı. Geliyor, kulağın içine tutunuyor. Çünkü bir köpeğin kulağını kaldırıp da içini kaşıması, eğer sen fark etmiyorsan hasta yakını, sahibi, hamisi olarak işte orada sıkıntı oluyor. Onun için çok güzel bir köpek. O yüzden birbirimize sürekli böyle yardımcı olarak, nasıl ki köpeğimiz yaşantımızda gerek sevgisiyle gerek o sevimli hareketleriyle bizim hayatımıza pozitif enerji katıyorsa biz de ona elimizden geldiği kadarıyla imkanlar dahilinde kontrol edip onun güvenliğini en üst seviyede tutmak adına yapmış olduğumuz bir eylem gibi düşünüyorum ben. Evet Ali'ciğim, gözlemleme. Hep söylediğim gibi, bundan sonra da hep söylemeye devam edeceğim gibi, hasta yakının gözlemlemesi. Sen şimdi Teo'nun ufacık bir sekmesinden, ufacık bir gel dediğimde 1 milisaniye daha geç gelmesinden bir şeyini anlayabileceğini adım gibi biliyorum. Seni yıllardır tanıyandığınız, yani gözlerin bakışından. Anormal ya da normal her şeyi biliyorsun. Benim hep hasta yakınlarından talebim bu oluyor. Yani bu evlatları böyle lütfen iyi gözlemleyin. Bir anormal, yani sizin köpeğiniz yemek konduğunda 10 dakikada bitiren bir evlat yavaş yavaş yiyorsa bir anormallik var. Her zaman yürüyüşünde giderken kaldırın bir patisine bakın, bir sekme varsa. Evet. Belki orada bir kere var. Bir şey battı. Bir şey yakalayacaksınız. Gözlemleme demişken Elhan hocam, malum yine sıcaklar artmaya başladı. Dolayısıyla köpeklerimizin hani terleme durumunu bir anlatmanızı isteyeceğim. Tabii, yani böyle çok fazla ağız yoluyla nefes alması, hızlı nefes alıp vermesinin sebebi nedir? Bir de su kaybı, yani mevcut temiz su ihtiyacının arttığını da biliyoruz. Buradaki uyarılarınız da... Sıcak havalar, evet çok iyi bir nokta kardeşim. Sıcak havalar özellikle bizim basık ırk dediğimiz, brayosefalik deriz. Kimler örnek verelim? İşte gösterelim. Paglar, bravo. Sen Bernardların birçoğu. Kediler söz konusu olduğu zaman çinçilalar, Pers kedileri. Hep o basık ırklar dediğimiz. Özellikle bunların altyapısında da kardiyolojik problemlere yatkın ırklardır bunlar. Yatkın ırklar. Neden biliyor musunuz sevgili Ali'ciğim? Biraz mevsime, yani o yaşadığı coğrafyanın ırkları olmadığında daha da büyük sıkıntı olabiliyor. Ve o kalp aslında normal randıman, senin o diye tarif ettiğin ve çok iyi tarif ettiğin o kısım aslında eforlu bir çalışmaya sebep oluyor. Ben bunu diyorum, randımanlı bir motor gibi çalışıyor. Yani bir jet ski motor örneğini ben çok veririm hasta yakınlar anlatırken. Çok performanslı ama kısa ömürlü. İşte bunu yaşadığımızda eğer suyunu eksik alması gerektiği kadar veremezsek, ortamını, nemlendirilmesini, gölgelenmesini sağlayamazsak işte o zaman başlıyor o kalp normalden fazla çalışmaya. Biz vücudumuzdaki her kası çok severiz. Bisepslerimiz olsun, bütün vücudumuza kaslar olsun severiz ama kalp kasının gelişmesini sevmeyiz. Evet. O zaman kalp normalden fazla çalıştığı için uç organlara daha çok... Fazla sen terleme, çok güzel söylüyorsun, terleme kısmı onlarda sıkıntı. Yağ bezleri üzerinden yönetiyorlar bu işleri. O zaman da bizim kadar bu işi yapamayan canlılar işte orada zorlanıyorlar kardeşim. En çok... güzel bilgilerle donattın. Çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Eklemek istediğim bir şey varsa söyleyebilirsin. Aslında çok güzel hikayeleri çıkabilecek durumlar var. Ben insanların şu hayatta, şu yaşadığımız durumda, işte sen az önce girişi yaptın ya, nasıl anlaştığını, hayvanlarla nasıl bir arada yaşadığımızı ve uç örneklerle, yani kedi köpek dışında da bir takım şeyler gösterdik. Kedi köpekler zaten bizim evlatlarımız, hep çocuk, evlat, kızım, oğlum diye seslendiğimiz evlatlar ama bu hayatı da önemsemeleri, doğayı içinde daha fazla bulunmaları ve sadece pet değil, yaban hayvanlarının bulunduğu bu ortamları da kıymetini bilmelerini çok çok istiyorum. Doğa sadece, bakın burada hani hayvanlardan bahsediyoruz ama aslında muhteşem de bir doğanın, yani bu ağaçların, çiçeklerin, bu örtünün de hakkını yemeyelim. Muhteşem bir doğanın içerisindeyiz ve onlara kol kanat geren burada kocaman ulu ağaçlar var, onları besleyen otlar var. Çiçekler var. Bir bütün. Bu bir bütün. Aslında doğaya bütün canlılara desek yeridir bence. Doğru kardeşim. Onun için ona sahip çıkalım. Benim de söylemek istediğim şey. Teşekkürler hocam. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için de. Ayağınıza sağlık. Ekibe de çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık herkes.